Çocukluğumdan beri bulmaca çözmeyi çok sevmiyorum. Keyif aldığım zamanlar oluyor ama genel manada bakacak olursak bulmaca türüne uzağım. Öyle ki günümüzde efsaneleşen oyunlarda bile bulmaca sekansları beni çoğu zaman sıkıyor. Mesela God of War'daki bulmacalar her ne kadar güzel dizayn edilmiş olsalar da o deli dehşet aksiyonun ardından sakin sakin bulmaca çözmek zorunda kalmak yani ne yalan söyleyeyim hiç mi hiç hoşuma gitmiyor. Özellikle geliştiricilerin bu olayı çoğu zaman hikaye kurgusunun iyi olmamasından dolayı sırf tempoyu düşünmek uğruna araya alakalı alakasız puzzle sekanslarıyla doldurmaları beni deli ediyor. Bu kadar çok bulmaca çözmek istesen portal oynarım abi işte. Yani mis gibi portal var. Veya işte de Talos Principle falan var. Gider onları oynarım yani. Ben neden hayvanlar gibi düşman biçtiğim bir oyunda bulmaca çözmek zorunda kalıyorum ki? Opsiyonel yap. İsteyen çözsün bulmacasını. isteyen de kardeşim ben istemiyorum deyip geçsin yani. Ya en azından ben böyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama bence böyle. Bu arada fikrini yorumlara yazabilirsin çünkü bu konuda yalnız olduğumu pek zannetmiyorum. Şimdi yüzeysel de olsa bulmaca oyunlarına ve bulmacaların oyunlardaki yerine dair fikirlerimi anlattım. Bu ön bilgi eşliğinde de günümüzde Portal bir hala oynanır mı diye bir bakalım. İyi seyirler efendim. Oyuna bir fanusun içinde uzanır vaziyette başlıyoruz. Ve kalktıktan sonra bize verilen bir takım bilgiler sonrasında azıcık ilerleyip bu oyunun ana mekaniğini oluşturan silah elde ediyoruz. Bu silahla beraber karşımıza çıkan testleri geçersek de bize bir pasta verileceği söyleniyor. Fakat her ne kadar testleri geçmek için yola çıkmış olsak da bizim sorumsuz şekilde ilerlediğimizi gören yapay zeka bu durumdan epey bir rahatsız oluyor. Bu yüzden de bazı testleri geçmenin imkansız olduğunu falan inandırıp bizi vazgeçirmeye çalışıyor. Fakat ana karakterimiz Chell tüm bu manipülasyonlara rağmen gittiği yoldan vazgeçmiyor. Az edip önüne geçen her zorluğu aşmaya çalışıyor. Ve sona doğru yaklaşan her adımı attığımızda bizimle başlarda tatlış tatlış konuşan yapay zekanın gitgide kabalaştığını ve bize tehditler savurduğunu görebiliyoruz. İş böyle olunca hem bu tesiste neler olduğuna dair bir sürü soru işareti doğuyor, hem de apaçık bir şekilde hiçbir şeyin göründüğü kadar masum olmadığı ortaya çıkıyor. Hele bir de korkunç atmosferlere sahip bir takım gizli odalarda "Cake is a Lie" yazıları ve ürkütücü çizimler görmek işin rengini epey bir değiştiriyor. Bu yüzden de bir yandan gittikçe ürkmeye başlıyor, bir yandan da burada neyin döndüğünü düşünmekten kendimizi Alamıyoruz. Ve son test odasını tamamladıktan sonra da GLaDOS yani bu oyunun baş kötüsü bizden yoldaş olarak yanımıza taşıdığımız normal küplerden farklı olan bu kalpli küpü alellerin içine atmamızı istiyor. Bunu bir süre yapmazsak ilerleyemeyeceğimizi söyleyip duruyor. Ve eninde sonunda o küpü oraya atmak zorunda kalıyoruz. Küpü yaktıktan sonra da işler çok daha şeytanlaşmaya başlıyor. Çünkü GLaDOS bizi göz göre göre cayır cayır yanan ateşe doğru sürüklüyor. Tabi bunu yaparken öyle değilmiş gibi yapıp bizi gene manipüle etmeye çalışsa da GLaDOS'un ne kadar şeytani bir yapay zeka dönüşmüş olduğunu ve tesis tesisteki tüm insanları öldürdüğünü anlayabiliyoruz. E bir kısmını da testlere devam etmeleri için kek vaadiyle kandırmış tabi. Fakat biz o alevlerden portal açarak kurtuluyor ve GLaDOS'a bir şekilde ulaşıyoruz. E tabi sonra da GLaDOS'la karşılaşıp bir güzel hesaplaşıyoruz. Hikaye anlattığımdan daha derin tabi ama burada vurgulamak istediğim şey şu. Oyunun en başından sonuna kadar acaba burada ne yaşanıyor? Şu an niye buradayım veya gerçekten burada olma amacım bu testleri yapmaktan mı ibaret gibi bir sürü soruyu sordurtmaya başarması. Çünkü bence bu sayede portal sadece bir bulmaca çözme oyunundan daha fazlası olduğunu çok güzel bir şey şekilde gösteriyor. Üstelik bunu ana karakterimize bir kelime dahi söylettirmeden başarıyor. Vallahi helal olsun. Ufak bir ara vererek videomuzun sponsoruna bir parantez açalım istiyorum. World of Warships oyunun isminden de anlaşıldığı gibi gemi savaşı yapabildiğimiz bir oyun. Fakat sadece bununla kalmayıp aynı zamanda piyasadaki en iyi ücretsiz gemi savaşı oyunu olarak da kendini öne çıkarıyor. Oyun gözüktüğü gibi sadece devasa okyanuslar ve demir parçalarından oluşmuyor. İçerisinde çok fazla detay barındırmasının yanı sıra gerçekçi yapmak için de epey bir emek harcamışlar. Üstelik 500'den fazla tarihi gemi çeşidi var ve bu gemilerin sayıları, özellikleri, milletleri ve vesaire değişkenlik gösterebiliyor. Ve sürekli güncelliğini koruyan bir oyun olmasından dolayı da türelgisi olanların bu oyundan sıkılması çok düşük bir ihtimal oluyor. Örneğin Europe'ın Destroyers güncellemesiyle gelen yeni gemilerle beraber aynı zamanda Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin gemisi eklendi. Ve az önce bahsettiğim gibi oyunda görülen gemilerin sadece birer demir parçası olmamasının yanı sıra kendilerine has özellikleri ve tabiri caizse karakterleri var diyebilirim. Mesela bazı gemiler seri ve hızlı hareket edip oradan girip buradan çıkıp haylazlık yapabilirken bazı gemilerde ağır zırhları ve çok güçlü silahlarıyla düşmanlarına korku salabiliyor. Ayrıca oyunu isterseniz tek başınıza isterseniz de takımınızı kurarak oynayabiliyorsunuz. Fakat genel manada bir takım oyunu olduğu için takım kurup oynamanızda fayda var bence. Bunların yanı sıra bir online oyuna göre grafiklerinin hiç de fena olmadığını söyleyebilirim. Savaş aslında çok fark etmiyor olabilirsiniz ama şöyle birazcık durup etrafa bakmaya kalkıştığınızda okyanusun devasalığı ve savaş temasına uyan renk paleti sayesinde sağlam bir atmosferin içine girebiliyorsunuz. Ayrıca oyunun sistem gereksinimlerine bakarsanız çok iyi sistemler istemediğini görebilirsiniz. Zaten oyunun optimizasyona dair herhangi bir sıkıntısı da yok. Ha tüm bunların dışında ise oyunun tamamen Türkçe olduğunu da söylemesem olmaz. Bu kadar detaylı bir oyunu tamamen Türkçe oynayabilmek de güzel nimet gerçekten. Eğer olur da oynamak isterseniz oyunu hem PC hem de konsollarda oynayabileceğinizi unutmayın. Ve oyuna güzel hediyelerle başlangıç yapmak istiyorum derseniz açıklamadaki ve sabitlenen yorumdaki linke tıklayarak oyuna kayıt olabilirsiniz ve sizi bekleyen güzel hediyeleri almak için de ekranda gördüğünüz kodu girebilirsiniz. 25 euro değerindeki bu pakette 500 doubloons, 7 günlük premium, 2 milyon oyun kredisi, 4. seviye gemi tokeni ve 6 tane yetenek puanı var. Bence oyuna başlamak için çok sağlam bir paket olmuş. Oyunu aşağıdaki linkten kolay bir şekilde kayıt olabilir ve videomuza devam edelim. Şimdi bir tık tersten gitmiş olacağım ama hazır GLaDOS'tan bahsetmişken direkt GLaDOS'la olan boss savaşından bahsedeyim istiyorum. Beni çok şaşırtan bir hava oluştu. Yani nedendir bilmiyorum ama portal bu kadar kısa sürede nasıl bir etki bıraktıysa üzerinde bir şekilde boss savaşından eğlenerek çıktım. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak gerekirse boss savaşı inanılmaz kolay. Sadece çok az düşündükten sonra tüm mantığı anlayıp GLaDOS'u kısmen de olsa alt edebiliyoruz. Hatta mantığı çözdükten sonra geriye kalan tek şey olabildiğince hızlı olmaktan ibaret. Portalları aç, sana ateşe Taretin şartlarında Glados'a yansıt ve düşen parçaları yak. Yani çok basit bir sistem. Ama öyle hissettirmiyor işte. Yani bu oyunun bir arka planı olduğu için mi, psikolojik olarak mı yoksa gerçekten diğer boss savaşlarına göre bir ayrı bir yanı olduğu için mi bilmiyorum ama gerçekten keyif aldım. Peki neden bunu vurguluyorum? Çünkü abi şu an günümüzde çıkan herhangi bir oyunda bile böyle basit birkaç hamleli boss kesince hepimiz bu neydi lan şimdi falan diyoruz. Çünkü artık günümüzde bu çok sıradan geliyor. E mantıken Portal 2023'te oynayınca da sıradan gelmesi gerekiyor gibi hissediyorum ama gelmedi. Tuhaf cidden. Tamamen psikolojik veya portal cidden bir şeyleri farklı yapıyor. Çözemedim. Kısacası GLaDOS post Savaşı'ndan zevk aldım. Ha bir de GLaDOS'u kestikten sonra bayılıp ayılıyoruz ya. Ve bir kredits ekranı geliyor. O ekrandaki olayı da epey bir sevdim. Bu arada hani demiştim ya GLaDOS bizi canlı canlı yakmak istiyor ama portal açıp kurtuluyoruz diye. Bu nedense 2007 yılına düşününce bana ayrı bir güzel geldi. Yani böyle sanki oyunun bize dikte ettiği bir sonu değildi. alternatif olarak oluşturduğu bir yola gidiyormuşuz gibi. Neden gibi diyorum? Çünkü eğer olur da ateşte yanmayı tercih edersek herhangi bir kredis gelmiyor. Yani oyun asla bitmiyor. İlla ki kaçmamız gerekiyor. Eğer tam tersi olur ve Half-Life'de olduğu gibi portaldan geçmek veya kalmak farklı sonuçlar doğurur olsaydı çok daha güzel olabilirdi bence. Ama yine de bu dokunuş hoşuma gitti. Biraz negatif yönlerinden bahsetmem gerekirse de şunları diyebilirim. Abi karakterimiz inanılmaz yavaş yürüyor. Bunun FOV ayarımla bir ilgisi olduğunu düşünüp FOV'u arttırdım ama yine de faydası olmadı. Ancak böyle kanguru gibi zıplaya zıplaya oynayınca hızlı gidiyor gibi hissedebildim. Bunun dışında her ne kadar bir denek olsak da testlerden geçmek için lineer bir alanda olduğumuzu bilsem de her bölümün bitişinde hep bir asansöre binerek yeni bölüme geçmek bir süre sonra beni sıktı. Yani save noktası gibi evet ama sanki bir tık daha uğraşıp farklı bir şeyler koyulabilirdi. Farklı bir geçiş olabilirdi. Oyunun süresi uzun olmadığı için aşırı canımı sıkmadı ama oyun birkaç saat daha sürecek gibi olsa cidden her seferinde aynı şeyi yapmak beni biraz sıkardı. Bundan eminim yani. Ve hiçbir yerde ayarını bulamadığım şu lanet altyazılardan nefret ettim. Allah'tan İngilizcem var da çok çeviriye bakmama gerek kalmadı. Ulan şu altyazının background topaklığını bir tık daha açamadınız mı? Neyse. Son negatif eleştirimse oyunun süresinin çok kısa olması. Ve son birkaç bölümü dışında da çok zorlamıyor olması. Çocukken oynadığımda beynim yetmediği için çıkmıştım. Ama yıllar sonra tekrar girince çoğu bölümü tak tak geçtim. Zorluğu bir tık daha arttırabilirlerdi diye düşünüyorum. Bunların dışında negatif bir olay gelmiyor aklıma. Notlarıma baktığımda da göremiyorum zaten. Ama değinmek istediğim birkaç iyi yön daha var. Oyunun tamamen Türkçe olması cidden hoş bir olay. Ayrıca grafiksel açıdan da her ne kadar bu oyunun grafikle çok işi olmasa da hala güzel gözüken bir yapım. Bir diğer hoşuma giden şey ise momentum bölümleri diyebilirim. Hızlı giren şey hızlı çıkar mantığıyla bir portala ne kadar hızlı girersek o kadar hızlı çıkma olayı oyunun kısmı yataylığını kırmayı başarmış. Uçup kaçabiliyor olmak farklı bir tat katmış yani. Ve son olarak da oyunun başından sonuna kadar hakim olan gizemli karanlık ve absürt mizahı çok sevdim. Hem güldürüyor hem de ürkütüyor. Bunu yapmak çok kolay bir şey değil bence. Ve evet sonuç olarak bence bir bulmaca oyun olması sebebiyle zamansız sayılabilecek grafikleri, mizahi yönü, gittikçe artan gizemi ve puzzle çözmeyi pek sevmeyen bir adama bile bulmacı çözdürtmeyi başarabilen yapısı sayesinde Portal hala oynanır. Hala oynanır mı serisinin tüm bölümleri için sola, diğer videolarım için sağa basabilirsin. Umarım video hoşuna gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak ben kaçtım.